Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çamaşır makinemizin rutin kullanıcı bakımını yapacağız. Bunu 3 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir yani yaşadığınız yere göre yapabilirsiniz. Bu işten anlamıyorsanız hiç elinizi vurmayın. Servisi çağırın. Servis de bu bakımı yapabilir. Öncelikle size şu gördüğünüz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Birçoğunuzun bunların ne olduğuyla ilgili bir fikrinin olduğunu düşünmüyorum. Bunlar motoru sabitleyen vidalar arkadaşlar. Normal zamanda çıkarılıyor. Makine size ilk defa gelirken bu vidalar takılı olarak geliyor. Takılı olarak geliyor bu kısma. Şu şekilde. Buradan da vidalanmış oluyor. Bu sayede motor taşınma esnasında sallanmıyor. Sağa sola vurmuyor. Makine hasar görmüyor. Gelince takıldıktan sonra makine kullanmaya başlanınca bunlar çıkarılıyor. Ve kenarda konuyor. Yani bunları sakın atmayın. Makineyi taşıyacağınız zaman, evinizi değiştireceğiniz zaman bunlar çok önemli. Bunlar takmadan makineyi taşırsanız makineye zarar verirsiniz. Buradaki delik sayısı kadar bu şekilde vida mevcut. Bizde mesela 5 tane delik var. Bu delikleri kapatmak için yani bu yerinden çıkarılıp makine sabit hale getirildiğinde şöyle tıkaçlar var, bunları da takın. Mesela biz şimdi fark ettik, bu makine sıfır alındı. Firma bunları çıkarmış, yerine de bunları takmamış. Kitapçının içerisinden çıktı. Biz de farkında değildik. Bu ne işe yarıyor? İçeri toz toprak girmesini engelliyor. Bunlar bu şekilde takılacak buraya. Biz de elimizdeymişken takalım. Bunlar da evinizde bulabileceğiniz bir yere saklayın. Dursunlar. İlla ki lazım olacak. Genelde taşındığımız zaman bu malzemelere ihtiyaç duyuyoruz ve bu sefer bulamıyoruz. Sonra uğraşırız, dururuz. Şimdi bakım kısmına geçelim arkadaşlar. Şu gördüğünüz boru, kirli su, tahliye borusu. Bir de bunun önden tahliye edilen bir yeri daha var, bir haznesi. Onu zaten normal aylık boşaltmanız veya haftalık boşaltmanız gerekiyor. Bu ise atık su direkt buradan çıkıyor. Yani giderden akıyor gidiyor. Buraya pek yapacağınız bir şey yok, zaten düz boru. Ancak hani içini açalım gösterelim derseniz veya bunu değiştirecekseniz ileride arızalı mesela sizinki olabilir. Bunun nasıl söküldüğünü göstereyim. Şurada bir kelepçe mekanizması var. Bunu pense yardımıyla bastırarak çıkarıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra boruyu çekiyorsunuz. İç kısmı bu şekilde düz boru. Dışarıda da her yerde satılan bir malzeme. Tekrar takarken de yine aynı şekilde yuvasına oturtturduktan sonra yine penseyle ileri ittirerek burayı takıyorsunuz. Bizim için önemli olan asıl yer şu kısım. Buradan şebeke suyu gelerek makinemize doluyor ve çamaşırlarımızı bu şekilde makine yıkıyor. Bulaşık makinelerinde de aynı sistem var. Fark etmiyor. Bu şebeke suyu içeri girerken bir elekten geçiyor. Yani bu kısmında bir elek var. Su elekten geçerek makineye mümkün olduğunca az pis su sokmaya çalışıyor. Pis su derken işte kireç artıkları, toprak. Çünkü şebeke suyunda her türlü malzeme olabiliyor. Asıl temizlememiz gereken yer burası. Bir İngiliz anahtarı yardımıyla burayı açabilirsiniz. Neydi? Vidalar her zaman sola doğru açılır. Sağa doğru da sıkılır. Hafif gevşettikten sonra rahatça açılıyor. Fakat önce şebeke suyunuzu kapatın. Yoksa buradan su fışkırır tarzda gelmeye başlayacak. Bunu belirtelim. Şebeke suyunu kesinlikle kapatın. Elinize de bir kova alın. Çünkü bazen şebeke suyunu kapatsanız da içerideki su akmaya devam ediyor. Şu şekilde elinizle çevirerek burayı açın. Bakın toz toprak çıktı zaten. Bu kısmı arkadaşlar bir tane pense olabilir. Dar ağızlı olsun, yani ince olsun. Penset varsa elinizde o da olabilir. Cımbız olabilir ama cımbızla biraz zor olur. Şu şekilde kenarda yanakları var. Buradan böyle çekerek fazla zorlamadan çıkarıyorsunuz. Elek bu. İçi gördüğünüz gibi toz toprak pislik içerisinde kalmış. Asıl temizlenecek kısım bu. Bura işte şebeke suyundan gelen suyu süzen yer. Önemli bir yer.
önemli bir detay. Bu elinde görmüş olduğunuz elek yaklaşık 9-10 ayda bu hale geldi. Mesela siz evinizde makineyi kullanıyorsunuz. 3 yıldır, 4 yıldır artık bu tıkanmış. Tıkandığı için şebekeden su çekemiyor. Bu sefer motor gürültü yapıyor. Zorlanan motor bozuluyor. Zorluyor su gelmiyor. Ondan sonra su az geliyor. Çok böyle incecik bir su geliyor. Makine hata veriyor. Error hatası veriyor işte ekranda. Bunların hep sebebi şu ufacık elek. Yani bu bozulsa da özelliğini yitirmiş olsa da dışarıda satılan oldukça kolay bulunabilecek ucuz bir malzeme ama neredeyse makinenin her şeyi diyebiliriz. Bu şekilde bu eleği çıkarınca temizliğini çeşme suyuyla yapabilirsiniz. Güzelce temizleyin, zaten içindeki pislik ters akım tazyiği ile akıp gidiyor. Ondan sonra tekrar aynı şekilde işte malzemelerini tekrar yerine takarak halledersiniz. Bunun bir de diğer tarafı, diğer ucu var. Şebekeye takılı olan musluk tarafı. Orada da bu şekilde elek olabilir. Varsa onu da temizleyin. Bu kadar böyle ufak bir işlemle makinenizin sağlığı, ömrü daha uzun olur, daha uzun sürer. Şimdi biz bunu temizleyeceğiz tabii ki. Şöyle bir dursun. Şimdi bu makinenin ön tarafında bir de kirli atık su haznesi var. Bunun da videosunu çektim, kanalımda yayınladım. O videoyu da izleyin. O hazne de önemli. Oranın da temizlenmesi lazım. Oradan da güzel malzemeler çıkıyor. Bende mesela para çıkmıştı. Oranın temizliği ve bu kısmın temizliğini yaptıktan sonra sizin başka yapacağınız bir şeyin yok. Suyunuza göre bakın, kontrol edin. Mesela benimki 10 ayda bu hale gelmiş. Demek ki benim 9-10 ayda bir burayı açıp temizlemem gerekiyor. Siz de bu şekilde kendinize bir rutin oluşturabilirsiniz. Eleğimizin de nasıl temizlendiğini göstereyim. Yani şu şekilde suya bakın, hemen zaten dökülüyor. Böyle uğraştırıcı bir şey değil. Pisliği tutmuyor. Hatta şuradan akan suyumuzda da şebekeyi kapattık ama suyumuz akmaya devam ediyor. Tazyiği az. Bakın gördüğünüz gibi pisliği de siyah siyah çıktı. Temizliği bu kadar. Yani daha fazla yapacağınız bir şey yok. İğne falan filan sokup şey yapmayın. Delikleri büyütmeyin. Bu sefer daha çok toz, çamur, toprak makinenize girer. Yani böyle elinizle vurduğunuz zaman çıkıyor. Çok fazla kireçleşmişse az bir miktar kireç çözücü dökebilirsiniz. Bu şekilde de temizliği yapılır. Şimdi toplayalım bunları, kapatalım. Temizliğimizi bitirdikten sonra yine bunu aynı şekilde çıkarttığımız gibi bu kısma baş parmağımızla olur. Narin hassassanız başka bir şekilde de olur. Yerine oturtalım. Şu an oturdu. Yani içine tam lök diye oturması lazım. Ondan sonra bunu takıyoruz. Bizim şebeke suyu vanası arızalı. Kapatıyoruz ama bu kadar kapanıyor. O yüzden biraz yerler ıslandı. Çok az ıslandı ama minnak ıslandı. Orayı biz zaten sileriz. Bu şekilde kapattıktan sonra su akıntısı yok. Hafifçe, hafifçe sıkın. Çok fazla değil. Çok da fazla sıkmaya gerek yok. Sızıntı olmasın. Onu da şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şöyle güzelce silin. Şu anda şöyle bakın. Sızıntı yok. Bundan sonra da zaten makineyi kaldırıyorsunuz. Yerine koyuyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar, bakın. Baştan da belirttiğim gibi eğer bu işte ehil değilseniz, makineyi çekerken sağa sola vuracaksanız, ne bileyim işte yeriniz dardır, makine hassas dengesinde duruyordur, bu tarz konulara elinizi vurmayın. Uzmanını çağırın, gelsinler, yapsınlar. Çünkü makinenin yerini değiştirince ayaklar oynuyor. Bu sefer de makine tam yerine oturmadığı için zangır zangır titriyor, yerinden hareket ediyor. Ben sadece hani ben bunu yapacağım arkadaş diyenler için bu videoyu çektim. Umarım videom işinize yarar. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.